Arkadaşlar günaydın. Şu an sinirlerim çok bozuk gerçekten. Nedenini hemen gösteriyorum. Bir saniye bekleteceğim size. Ya bir kapat. İptal. İzmit İlahiyat Fakültesi. Yani Allah'ın yanına çıkacağım. Gerçekten Allah'ın yanına çıkacağım. Ben zannediyorum ki B'de çıkar mühendislik, A'da çıkar, ne bileyim diğer fakültelerde çıkar. Neden ilahiyat fakültesi yani? Gerçekten şansıma sokayım. Önceden bir de ilahiyat fakültesinin oraya çıkmam gerekiyor. Ben herhalde sabahın köründe kalkıp gideceğim. Bir an dedi ki videolarda hiç ilahiyat fakültesini göstermedim, onu gösteririm diyordum. Ama telefonumu nereye koyacağım? Yani hadi gittik beraber. Telefonumu nereye bırakacağım? Video da çekemeyeceğiz. Yani kahretsin diyorum. Gerçekten kahretsin diyorum ya. Neyse gitmeden önce bir kere çıkarız İlahiyat Fakültesi'ne. Hangi otobüs gidiyor bilmiyorum oraya. Bir bakarız. O zaman videosunu çekerim de. Vallahi çok sinirlerim bozuldu şu an ya. Neyse Allah'a bu kadar yakınken herhalde sınavda da başarılı olurum diye düşünüyorum umarım. Ben hiç çalışmadım hala. Neyse hallederiz. Of da of. Arkadaşlar şimdi duştan çıktım. Hazırlanacağım ve kütüphaneye gideceğim. İrem'le beraber kütüphanede ders çalışacağız. Yani aslında hiç evden çıkmak istemiyordum. Ama benim de ders çalışmam gerekiyor ve evde ders çalışacağımı da çok düşünmüyorum açıkçası. İrem'e eve gelmesini teklif ettim ama o tabii ki de akıllılık yaptı ve kanka eve gelince çalışamıyoruz, o yüzden kütüphaneye gidelim dedi. Ben de dedim ki başta bir gidesim yoktu da sonra kalk beste git. Neden? Çünkü haftaya sınav var. Sınav var, birkaç deneme çözmem gerekiyor. Edit falan yaparım. Akşam 10'da kapanıyor herhalde kütüphane. Ona kadar çalışıyoruz, çok şey olmaz. Bir de şöyle bir şey var. Yani aslında çok da çalışmama gerek yok çünkü ilahiyata çıkacağım. Neredeyse Allah katına çıkmayı olacağım, o yüzden bir vahiy falan gelir diye düşünüyorum ve sınavı yaparım diye umut ediyorum. Her neyse. Ben hazırlanayım, çıkarken görüşürüz. Geldi. Uzay da aşağıda çakıla çağırıyor. Git uzayın yanına! Uzay! Ne yaptı çakıl, seni bıraktı mı orada? Manyak. Dırım bok gibi oldu ya. Niye böyle oldu? Kalkırım bir kötü durdu sanki. Neyse bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Emre ile çantamı hazırlayacağım şimdi. Rahat bir şeyler giymek istedim. O yüzden tayt giydim. Kütüphane biraz sıcak oluyor. Tişört giydim. Üstüne de şunu mu giysem ya? Ders çalışmak önemli. Böyle kapşonlu bir şey istiyorum çünkü kafamı örterim. Çünkü duş aldım ya, hasta olmak istemiyorum. Bunu da bir şekilde örterim. Tayt değil de pantolon mu giysem ya? Da kararsızım da. Aman ne olacak bu şekilde? Üstümü değiştirdim, bu şekilde giyindim. Rahat edemedim, bilemedim ya. Bir olmadı ki, hissettim de kendimi. Bu şekilde daha hissediyorum. Kapşonlu olarak üstüme bu yağmurlu alacağım. Bir de kot ceketimi alacağım. Çünkü akşamlar birazcık soğuk oluyor. Öyle, şimdi çantamı hazırlayacağım. Sonra çıkacağım. İrem de hazırlanıyormuş. İşte ben de görüşürüz artık. Döküntüsü az olan bir insan değilim ki. Bu yüzden kütüphaneye gitmeyi hiç sevmiyorum yani. Az bakın. Yuka bakın yani. Bu sırt çantam da ağır.
Hayır, üstüme yağmurluk aldım. Üstüne bir de ceket aldım ama şu an çok sıcak. Biliyorum gece soğuk olacak. Ama yani her olasılığı düşünüp o şekilde hareket ettiğim için yani bu yüzden evden çıkmamak en güzeldi. Neyse bir kere çıktık da. Gitmem herhalde. Aslında günlerdir kütüphaneye gitme fikri aklımda. Hatta sabah erkenden kalkıp gitmek istiyordum bugün. Ama şöyle bir şey var. Onu götür, bunu götür, şunu götür. Yani götüreceğim şey çok fazla olduğu için çok üşeniyordum. Neyse bir gitme. Çıktık. Bakalım. 1:30'da kalkan 27'de yetişirim umarım. Gerçi aşağıda 12 dakikada geliyor. Şu an 4 geçiyor birazdan. Yetişirim yani, sıkıntı olmaz. Sütüm ağrımaya başladı gerçekten. Neyse. Benim de güzelce dersimizi çalışalım bakalım. Ne olacak? Önce edit yapacağım. O render yaparken o arada deneme falan çözerim. Öyle yani, planlarım bu şekilde. Hayırlısı bize kahve yaptım. Kahve götürüyorum. İşte fındık falan götürüyorum. Öyle. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you knew that we had something special till you end up all this way. Kütüphaneye geldim. İrem hani ayrı yerlerde oturuyoruz çünkü priz bulana kadar canım çıktı gerçekten. Abi yani herkes tabii ki de priz yerlere oturmuş. Yani geri kalan yerlerde de hiç priz yok. Her duvarın köşesinde olması gerekiyor. Niye yok anlamadım açıkçası. Mesela zar zor bir yere buldum, masa çektim. Normalde masa hareket ettiremiyormuşuz da. Neyse çıkarken yerine koyarım dedim. Güvenlikle konuştuk öyle. Şey yapıyorum, edit yapıyorum şimdi. O renderlanırken ne onun adı? Deneme çözeceğim de. Şurası var ya şurası. Şurada gireceğim. Ben buraya nasıl gideceğim ya? Vallahi yani sınava girmek istemiyorum ya. Gerçekten sınava girmeme sebebi, yemin ederim ya. İlahiyat niye çıkıyor abi? Koskoca zibilyon tane fakülte varken gidip neden o çıkar? Ben anlamıyorum. Gerçek. Acaba ilahiyat hazırlığa taşın diyorlar. Acaba hazırlığın orada mı ki ya? Hazır oraya gitmişken havuzdan da şey alırdım, forma alırdım. Havuzun orada mı acaba ya? Neyse ben bunu hafta hiç öğreneyim. Zaten beraber gideriz de bakarız öncesinde. Neyse ben gideyim şimdi biraz edit yapayım da sonra gene görüşürüz. Changing love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? Or what you say is I don't know. Feelings changing love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? I thought that you loved. Diğer Marmara'da oturuyordum ben. Orada bir tane priz vardı ve diğer arkadaş da kullanmaya çalışıyordu. Ben de şu an videoyu editledim de onu renderliyordum. Tabii ki de şarj lazım yani onu renderlemek için. O yüzden hemen işte İrem'in yanına uğradım. Baktım bir tane çocuk kalkıyor, hemen onun yerine oturdum ben de. Şansa bir tane buldum. Şimdi biraz böyle bir hava alacağım. Şu an bir başım ağrıdı nedense. Nedenini bilmiyorum. Ve birazcık hava alacağım, sonra oturacağım, deneme çözmeye başlayacağım. Bende 2016 yılından 2020 yılına kadar olan ALES denemeleri var, çıkmış soruları var. Ben böyle şeyden başlayacağım. En sonuncusundan başlayacağım.
çözmeye. Hanımefendi de sınavında çalışıyor. Tamam. Öyle. Zaten dikim kalmış, gözüme vurmaya başladı. Başım ağrıyor başladı benim de. Neyse, ağlamak yok. Saat 4'e 18 geçiyor arkadaşlar. Akşam 10'a kadar buradayız. Olabilir. Biz 10 diyelim de. Zannetmiyorum 10'a kadar duracağımızı ama. Aynen. Şey yaparız. Nereden yiyeceğiz? Ben hiç buradan şimdi yürüyüp de aşağıya böyle... Oğlum iki tane fındıkla 10'a kadar nasıl çalışacağını düşünüyorsun? Eve gideriz o zaman, ne yapayım ben? Ay evde de çalışırız, evet. Ya gelme. Üste. Ne gel? Ne gel? Azot öde sever misin Allah aşkına? Bir şey yapmaz sana, ne yapacaksın? Tamam, azot ödesin. Bak hiçbir şey yapmıyor. Aferin sana. Ama ben şu an tutuyorum. Korkma, korkarsan bir şey. Ya. Oturacak, bir şey yapmayacak. Oturacak sadece. Ya sen ne yapıyorsun ha? Sen şebek misin? Hı? Göbüşe bak. Göbüşe bak, göbüşe. Ama ben içeri gideceğim şimdilik. Hı? Oh. Yattı ayağımı. Şimdi dışarı hava almaya çıktık. İrem sınavlarına çalışıyor. Ben de işte deneme sonucuna baktım. Matematikte 44 doğru 2 yanlışım var. Diğerleri boş. Türkçede de 26 doğru 19 yanlışım var. Yani o yanlışları azaltmam lazım. Öyle puan hesaplamaya baktım. 84 alıyormuşum. Yani iyi. Tabii ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. Tabii şimdi çıkmış sorular çözdüm. 2020'nin çıkmış sorularını çözdüm. Bu sene nasıl olur bilemiyorum. Umarım çok zor olmaz. Ama hala ilahiyat fakültesine çıkma düşüncesi beni sınava girmemeye itiyor. Çok uzak. Umarım havuzun odadır ilahiyat fakültesi. Yukarıdaysa ne olacak hiç bilmiyorum. Hayırlısı. Hafta içi bir de oraya bakmaya gideriz artık. Senin nasıl gidiyor? Ben içiyorum. Şimdi saat 8.15, 10'da kapanacak kütüphane. Yani takılırız birazcık daha, 10 gibi çıkarız zaten sonra. 10'a kadar buradayız. Keşke sabaha kadar açık olsaydı da. Evet ya. Sabaha kadar ben kalamazdım, yarın ya, staja geleceğim. Kanka burada sabahlar staja da geçerli. Olacak. Mantıklı, koltukta uyurdum. Evet, birkaç saat uyurdum. Olsun bakalım, yarın staj da var. Son hafta staj da son hafta başlıyor. Bakalım, o da bitsin. Ondan sonra işsizliğe devam ki. Öyle düşünüyoruz.
öyle düşünmüyor muyuz? Evet. Öyle ama. Hayır. Hayır, öyle dersen öyle olur. Hayırlısı bakalım. Bay bay. Bay bay. Yarın pazartesi olma düşüncesi beni gerçekten çok üzüyor. Nara haftasına geçti ya. Gerçekten nara geçti. Neyse bir üstüm başımı çıkarayım. Bu saatten sonra daha bir şey yapmam herhalde ya. Birazdan da yatabiliyorum. Müzik.